şu andaki aldığınız sonuçlar ya da şu anda aktif ettiğimiz dijital araçlardan aldığınız geri bildirimler ya da çektiğimiz video eğitimlerden sosyal medyanızın revizyonunu gerçekleştirdik. O revizyondan sonra almış olduğunuz sonuçlardan ne kadar memnunsunuz? Bir kere hani anlaşma kağıdında bir şeyler yazıyor ama isteyen ve hiçbir şey bilmeyen birisi olarak bunların ne anlama geldiği zor. Şimdi dönüp bakınca, aylar geçti çünkü üstünden. Şimdi dönüp bakınca evet Instagram düzeltildi, Facebook, sosyal medya hesaplarının tamamı düzeltildi, YouTube bir abone sayısına ulaştı ve mıknatıs çalışmaya başladı. Bu saatten sonrasında artık sadece bu mıknatısı malzemenin girmesini sağlamak. Ve hani zorluk kısmı insanın kendi tecrübesizliğiyle alakalı. Evet. Sizinle alakalı değil. Ama şu kısımdan da çok memnun ve mutluydum. Bir şey görüyorum diyorum ki mesela Alişan Bey ya hani bunu böyle yapsak nasıl olur? Oturup bununla tartışmıyorsunuz. Peki yapalım. Bak gördün olmuyor. Evet. Tamam hani denedik. Artık bu senin kafandan silmen gereken bir şey. Mesela aslında tünel mantığını bana anlattığınız bir uzun bir eğitim sürecimiz evet. de oldu. Bunu da es geçmeyelim. Tabii ilk 3 ay aslında eğitim süreci evet. olarak geçiyor. Yani bu çalışmaya görmek... katılacak olanlara çok net bir şey söyleyeyim. Yani bu bir öğrenme süreci ve bir kesinlikle. Gerçekten 60 günlük başarılı dönüşüm video eğitimlerini kesinlikle izlemek gerekiyor. Verdiği bütün eğitimleri tek tek öyle izlemek de değil. Yani gerçekten evet. not alarak, anlayarak, algılayarak. Bir sürece başladıktan sonra artık süreci başlattıktan sonra çok daha net oluyor. Yani o teorik bilgi pratiğe dönüştükçe kişi diyor ki evet aslında büyük resimde şu anda şuradayız. Ve gayet güzel bir hızlı B noktasına doğru gidiyoruz. Algısı yavaş yavaş oluşuyor aslında bu süreçte. Bu bir öğrenme. İnsanın kendisine minimum bir 3 ay öğrenme ve 3 ayda işleme süreci. 1 yıl kadar da gerçek sonuçları değerlendirme, sürekli analiz etmek, sürekli değerlendirmek gerekiyor ve şeye açık olmak lazım. Hani olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı bir daha ta ki olana kadar. Bunu bir es vermek istiyorum. Burada özellikle klasik ticaretteki aldığınız geri bildirimler çok geç gelebiliyor. Mesela herhangi bir dükkan açtığınızda bunun geri dönüşünü ya da müşterilerden gelen geri dönüşleri çok geç alabiliyorsunuz. 1 ay, 3 ay, 4, 5 ay. Biz mesela bir funnel oluşturduk yani bir satış funnel oluşturduk. Bunu 1-2 hafta içerisinde ya da bir şeyi test ediyoruz. Bunu hemen 1-2-3 gün içerisinde işe yarayıp yaramadığını, işe yaradıysa devam ediyoruz. İşe yaramadıysa hemen kesip atıp diğer stratejiyi deniyoruz. Ve bunu dijital ortamda yapmanız çok çok daha düşük maliyet ve çok daha verimli olabiliyor. Bu aslında benim sanırım yaptığımız çalışmanın en büyük avantajlarından bir tanesi. Çünkü bizim kafamızda bir şey var özellikle benim müşterilerimde. Ya şunu yapalım bu kesin tutar dediğimiz bir şey var. Yapıyoruz, tık yok. Biz mesela YouTube'da yayınladığımız bir iki tane videomuz var. Şu anda 20 bin, 30 bin izlenme alan videolar. Şimdi o izlenmelerin geleceğini ben rakamlarla zaten taahhüt etmiştim. Çünkü aynı başlıklı YouTube'da popüler olan ya da işte YouTube'da en çok aranan video başlıklarıyla alakalı bu başlıkları araştırma sonucunda bulduktan sonra Aylin Hanım'a dedim ki bu konuyla alakalı video çekerseniz izlenme sayımız çok hızlı artacaktır ve nitekim de öyle oldu. Yani 4-5 tane çok popüler videomuz oluşmaya başladı. Bu da bilinçli bir şekilde geldi. Yani deneme yanılma yapmaya gerek yok. Başarı modellerini internet üzerinden çok daha hızlı test edebiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. Tabii senin bu konuda bizim uyandığımız zamandan çok öncesinde uyanmışlığın ve saha tecrüben tartışmasız çok büyük. Özellikle ben de bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum diyenlere size teslim olmaları, güvenmeleri, kesinlikle pazarlık yapmamaları hiçbir konuda ne para konusunda ne de iş gücü konusunda. Kesinlikle size ait olmayan bir görevi size yüklememeleri gerektiğini. Ben aslında şeyi hatırlıyorum. İlk çalışmaya başladığımızda ben birçok müşteriye bunu söylüyorum. Siz uzman olduğunuz konuya odaklanın. Ben de kendi yani bana da kendi uzman olduğum konuda odaklanmama izin verin. Çünkü ancak bu şekilde 1+1=11 eder. Yani hem karşı tarafın yapmış olduğu maddi ve manevi yatırımlar 2'ye, 3'e, 5'e katlanıyor. Hem de benim vermiş olduğum emek ve zaman karşılığı da bir karşılık bulmuş oluyor. Bu şekilde kazan kazan prensibini oynuyoruz ama karşı taraf yok ben daha iyi bilirim, yok ben işte daha iyi bilirim. Yani bir teslimiyet söz konusu olmaz ya da benim söylediklerim birçok direktife uyulmazsa aslında sonuçlardan oluyoruz ve zaman ve maddiyetten maddi kayıplara uğruyoruz bu konuda. Ben inanıyorum ki Türkiye'de vardır hani gördüm ben de yapıyorum diyen ama
müşterinin de bir test süreci vardır, evet, biliyorsun. O test sürecini henüz geçemeyen, bilgi seviyesinde olup henüz eyleme dökmemiş kişilerin yanında siz fersah fersah öndesiniz. Evet. Ve bir an önce, ister girişimci olun ister bir konuda uzman olun, bir an önce Alişan Bey ile temasa geçip ben sizin çalışabileceğiniz insan tipi miyim, bana bir bakar mısınız? Çünkü onun öyle. Ben kendi üyelerimden de birkaçını Alişan Bey'e, Alişan Bey kesinlikle bu işte bu şöyle yapar böyle yapar dediğim, Alişan Bey elini alıyor şöyle bir çeviriyor ve diyor ki hayır, daha bu şu anda böyle bir vizyonda, böyle bir çalışmada değil ya da bu yeterlikte, bu donanımda değil. Bu noktada en azından o donanımda mısınız? Siz o yeterlikte misiniz? Ya da bu eksiği nasıl tamamlamalısınız? Bununla ilgili de mutlaka geri bildirim isteyin.